Adli Kayıt Kuruluşu sunar. Piyasa yönüyle devam ediyoruz. Gündemi değerlendireceğiz. Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barış Can Yücel yayınımıza eşlik edecek. Barış Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, günaydınlar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi yurt içini değerlendirerek başlayalım. Önce küresel tarafa değinmek istiyoruz tabii. Bu hafta çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararını karşılıyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta enflasyon verisi açıklanmıştı ve TÜFE'nin aylık %0.6 artarken yıllık bazda ise %3,7'ye yükseldiği kaydedildi. Enflasyondaki artış göze alındığında sizce FED nasıl hareket edecek? Faiz artışı patikasını Eylül FOMC toplantısında çıkmaya devam edecek mi yoksa pas mı geçecek? Evet, %2'lik bir enflasyon hedefleri vardı ve buna ulaşmak için gereğinden fazla yaklaşık 1-1,5 senedir ciddi bir çaba sarf ettiler. %3'lere kadar düşürebilmişlerdi. Hem mevsimsel olarak hem de artan petrol fiyatlarının ve doğalgaz fiyatlarının etkisiyle birlikte enflasyona tekrardan bir tetiklenme yaşandı. Özellikle ABD tarafına baktığımızda Philips serisinde son aya kadar bir kırılma olduğunu görmekteydik. Enflasyon düşerken aynı zamanda işsizlik de düşmeye devam ediyordu. Bu kırılmanın geçtiğimiz ayla birlikte son bulduğunu, işsizlikte de hafif bir artış gözlemlendiğini gördük. Böyle bir durumda özellikle iş imkanları ve personel değişimi verisi Fed'in odağında. Yani sadece biz enflasyon verisine bakarak Fed faiz arttırabilir veya da arttıramaz gibi söylememiz doğru olmaz ya da eksik kalır diyeyim. Doğru olmaz demeyeyim, doğru olur ama eksik kalır. İş imkanları ve personel değişiminde son 5-6 aydır yaşanan daralma, talepteki azalma, istihdamın, tarım dışı istihdamın 200'lerin altında kalıyor olması vesaire gibi birçok etmenden dolayı özellikle ABD'nin içinde bulunduğu 2024 Kasım ayında olacak, 2024 yılının Kasım ayında olacak ABD seçimleri öncesi siyasi politik belirsizliklerle de beraber ABD'nin şu anda enflasyonla mücadele ettiğini görmekteyiz. Eğer bankalar batmasaydı, özellikle Silicon Valley Bank, First Republic Bank gibi bankalarda bir batma olmasaydı ve bunun Markov etkisi yaratarak diğer 10-15 bankaya daha yansıyacağı ihtimalleri göz önünde olmasaydı, böyle bir durumda biz Fed'in hareketlerinin bir miktar daha farklı olabileceğini değerlendirebilirdik. Ama ben Fed'in 1.25 bas puan daha artış yapacağı kanaatindeyim. Bu toplantıda olmasa bile bir sonraki toplantıda yapacaktır. Çünkü %2 enflasyon hedefine ulaşamayacaklarını ben zaten daha önceki yayınlarda da söyledim. Biraz ütopik, biraz da tekniksel beklenti olarak o hedefleme vardı. Ki o bence Powell ve ekibinin mikrofon karşısına geçtiği zaman daha şahin duruş sergileme ve piyasaya kararlı adımlarla gideceğinin sinyaliydi. %5'in altındaki bir enflasyon seviyesi ve %3 aralığına sıkışan bir enflasyon seviyesini biz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eğer Fed enflasyondaki bu son 2 aydır yaşanan yükselişi tekrar baskılamayacaksa bu sefer geçen seneden beri yapmış olduğu hamlelerin boşa çıkmasına neden olacaktır. Yani neden o zaman bu kadar faiz arttırdı? Neden o zaman bu kadar sıkılaştırmaya gitti? Neden o zaman bu kadar tahvil faizlerinin kritik, özellikle 10 yıllık tahvil faizinin kritik 5 seviyesine doğru yükselmesine neden oldu ki bunun çok daha farklı etkileri olacaktır ilerleyen zamanlarda. Tamam, şu anda ekonomi canlanmış durumda ABD'de ama bu kadar devam edecek gibi gözükmüyor. Ben 2024 senesinin ikinci çeyreğiyle birlikte ABD'de Fed tarafında bir faiz indirim sürecinin başlayacağını, daha çok büyümeye yönelik, ekonomik büyümeyi destekleyecek, özellikle seçim öncesi. Çünkü her hükümet sermayenin yüzünü güldürmekle mükelleftir, koltuğunu korumak istiyorsa, Wall Street'in yüzü gülmezse, yeni zenginler çıkmazsa ya da zenginler daha da zenginleşmezse Biden koltuğunu kaybetme ihtimalini kuvvetlendirir. Bundan dolayı ben Fed'in 2023 senesi bitmeden enflasyonla mücadele ederek 25 bas puanlık bir faiz artışına daha gideceğini,
Onun da bu toplantıda olacağını, oldu ki bu toplantıda olmadı, bir toplantıda daha 25 bas puan arttıracağı kanaatindeyim. Ki ABD 10 yıllık tahvil faizleri 5'in üstüne çıkmadan da biraz daha güvercin tonuna ya da daha rölantiye alınmış bir şekilde sözlü yönlendirmelerle. Eğer faiz arttırmazsa da borçlanma maliyetlerinde bir artış ya da kredi sıkılaştırmasına giderek diğer açık piyasa işlemleriyle faiz arttırmış gibi yaparak ve şahin tonundaki konuşmalarına devam ederek bekle gör politikasını ve verilere bakarak hareket edeceklerini vurgulayarak faiz arttırmış etkisi yaratacağını düşünmekteyim. Peki Avrupa tarafına geçelim isterseniz. Şimdi Avrupa Komisyonu bu yıl Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'nın daralmasıyla Euro bölgesine ilişkin görünümü aşağı çekeceğine dikkat çekti. İngiltere ekonomisi ise 7 ayın en büyük daralmasını yaşadı. ECB ise geçen hafta 3 temel faiz oranı 25 bas puan arttırdı. Geçen hafta yaşanan gelişmelerle Avrupa ekonomisindeki gidişat sizce hangi sinyalleri veriyor? Yani Avrupa Birliği aslında baktığımız zaman başlı başına kendi içinde bir yani böyle bir nasıl diyeyim çözülmesi zor bir denkleme doğru gidiyor. Arap saçına döndü desem tabiri caizse yani hata etmiş olmam. Çünkü şöyle bir durum var. Sizin de vurguladığınız gibi AB ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da bir daralma söz konusu ve enflasyon istenilen seviyelere çekilemedi. Ve özellikle genç nüfustaki azalmayla birlikte devam eden işsizlik oranını yurt dışından gelen, ikame edilen vatandaşlarla ya da alanındaki uzman kişilerle oluyor. Fransa'da ciddi anlamda yani bir dokunsal hemen sarı yelekliler sokağa inecek ve tekrardan çok tırnak içinde iç karışıklık diyeyim. Ama isyanların, hükümet karşıtı propagandaların çok fazla olduğu ve hala dirliğin ve birliğin sağlanamadığı bir yer. İtalya bankacılık sektörü krizi devam ediyor. İspanya ve Portekiz'in mali bütçelerinden dolayı, hazine durumlarından dolayı Avrupa Birliği'nin yaptırımsal süreçleri devam ediyor. Şimdi artan petrol fiyatları Avrupa'nın biraz daha belini bükmeye başlıyor ki çok sert geçecek bir kış var önümüzde. Böyle olgulara baktığımızda ki özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte NATO'nun Avrupa Birliği'ni öne doğru itmesi ve İtalya Başbakanı'nın, yeni İtalya Başbakanı'nın Macron'a olan tepkili sözleriyle Afrika'daki politikalarını sert eleştirmeleri, yani Avrupa Birliği'nin aslında adıyla birlik olduğu ama tam anlamıyla kolektif bilince ulaşamadığı bir birlik olarak görmekteyiz. Ondan dolayı Avrupa Birliği'nde özellikle Lagarde ve ekibi 2022 senesinin Haziran ayında bir pas geçti toplantıyı ve onun cezası hala onlara kesiliyor. Faiz arttırırsa ekonomi sıkılaşıyor, ekonomi büyüyemiyor. Ciddi anlamda teknik resesyona doğru gidiyor Almanya başta olmak üzere. Enflasyon istenilen seviyeye çekilemedi. Akaryakıt fiyatlarına sürekli zam geliyor. Bir kısır döngü içinde kalmış durumda. Ben her ne olursa olsun 3 çeyreklik üst üste bir daralma gözlemlenmediği sürece ve teknik resesyon riski rafa kaldırılmıştı, masaya tekrardan indirilip gündeme getirilmediği sürece Avrupa Birliği'nin faiz artırış sürecine devam edeceği düşüncesindeyim. İngiltere'de keza bu hafta enflasyon verisi açıklanacak. ABD enflasyon verisi açıklanacak yani Avrupa Birliği'nde. Bu enflasyon verilerinin gene yüksek seviyelerde kalması bekleniyor. Böyle bir durumda eğer faiz artışlarına devam edilmezse şimdiye kadar yapılan bütün politikalar ne amacıyla yapıldığı soru işaretleri beraberinde getiriyor ve nasıl bir süreç bizleri bekliyor beraberinde getiriyor. Çünkü küresel ısınma var, iklim değişikliği var, su krizi kapıda. Bu zaten tahım ve tahıl ürünlerini ve tarım sektörünü ciddi anlamda sekteye uğratacak. Mısır başta olmak üzere buğday gibi. Ki keza Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Putin'in 3 ayda 4 ayda bir tahıl koridorunu kapatma tehditleriyle ya da uygulamalarıyla, yaptırımlarıyla karşılaşılıyor. Böyle bir süreçte Avrupa Birliği'ni çok daha kötü günler bekliyor diyebilirim. Bunun için de Euro-Dolar'da 1.0660'lar çok kritik seviye. Hem Fibonacci seviyesi hem de daha önceden defalarca test edilmiş teknik ve psikolojik anlamda önemli destek. Buradaki yaşanacak bir kırılma,
dolar endeksinin güçlü seyrine devam ediyor olması, Powell'ın mikrofon karşısına çıktığında şahin tonla konuşmaya devam ediyor olması 1.05-25'lerin ilk etapta test edilmesine neden olur. Bu algının aşağı yönlü momentumlu düşüşün derinleşmesi durumunda ise dip arayışının 1.03-20'lere doğru derinleşebilme ihtimali var. Euro dolar paritesinde her ne kadar Avrupa Birliği faiz arttırma ihtimalini masada tutsa dahi. Peki o zaman Avrupa ekonomisinden yurt içine geçelim. Şimdi Avrupa gibi Türkiye'de enflasyon beklentisini yukarı çekerken büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. İç dinamikler ele alındığında Türkiye kısa vadede diğer ülkelerden nasıl ayrışacak? Yani iç dinamikler bizim aslında baktığımız zaman son 2,5-3 aydır belli bir rasyonel zemine oturdu, ortodoks politikalara dönüldü. Ve ciddi anlamda yabancı yatırımcıya ya sizin trenin gittiği yöndeki aynı vagonlara biz de atladık sinyali verildi aslında. Yalnız mesela geçen toplantıda %25'lere çok sert bir faiz artışı yapılacaksa daha önceki toplantılarda neden çok az arttırıldı dolar yani faiz oranı? Şimdi enflasyon oranı TÜİK'in açıkladığı verilere göre %50'lerde vesaire geziyor. Ama raflara yansıyan, reel hayata yansıyan enflasyon oranının minimum %80'lerde, İstanbul'daki bazı ilçelerde ise %100'lerin üzerinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Faiz oranları %40 veya üzerinde çıkartılmadığı sürece yapılan faiz artışlarının kur üzerinde ekstra bir baskı yaratacağını ben düşünmemekteyim. Enflasyonist bir durumda Borsa İstanbul çok ciddi bir şekilde talep topladı. Fakat Borsa İstanbul'da da şöyle bir sıkıntı var. Halka arzların sayısı arttı ve halka arzlarda olan katılımcılardan dolayı Borsa İstanbul'da ciddi anlamda yeni katılımcılar eklendi. Fakat Borsa İstanbul'daki yurt içi yatırımcıların %70'i 50 bin TL ve altında. Bunların %50'si de 10 bin TL ve altında. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman kotasyonlar ve kademeler sığlaşıyor. Hacimler düşüyor. Zaten teknik anlamda hem stokastik indikatörü hem de RSI indikatörü Borsa İstanbul'un aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Yabancının rağbeti de çok fazla yok. Özellikle mevduat faizlerindeki artış, kur korumalı mevduatlardan çıkış ve ciddi anlamda yüksek para birimlerine %40-%50 bandında mevduat faizinin verildiği bir ortamda konut piyasası, ikinci el araç piyasası ve Borsa İstanbul'da satışlar başlayabilir. Yani konut ve satış dediğim doyuma geldi kar satışı. Yani piyasada bir durgunluk başlayabilir. Borsa İstanbul'da da bir kar satışı başladı zaten, bu devam edebilir. Burada takip etmemiz gereken en önemli seviye 7650. 7650'nin altına yaşanacak kırılmalarda 7200'lere doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Bu da son zamanlarda Borsa İstanbul'a giren küçük yatırımcının biraz canını sıkabilir diyebilirim. Çünkü ciddi anlamda elinde 1 ila 5 milyon TL'lik bir mevduatı olan yatırımcı ev almaktan vazgeçiyor. Çünkü %40-%50 bandında mevduat faizi alıyor. Borsa İstanbul'da da biraz doygunluğa gelmiş durumda. Buralardan da Borsa İstanbul'a girmek istemiyor. Tekrardan bizim karşımıza gram altın, gram gümüş ve mevduat faizi. Yani annelerimizin, babalarımızın yıllardır yaptığı genelde daha güvenli liman talebi gören varlıklara ya da sabit getirili mevduat faizlerine bir yönelme başlıyor. Bu nereye kadar devam edebilir? Yerel seçimlere doğru siyasi politik gerilim tırmanmazsa veya da daha böyle olumlu ılımlı bir hava hakim olursa, biraz daha büyümeye yönelik bir politika izlenecek olursa belki tekrardan Borsa İstanbul'a bir akış başlayabilir. Ama ben 7200-7650 bandına doğru Borsa İstanbul'da bir kar satışı bekliyorum. Fakat uzun vadeli şirketlere ortaklık amacıyla yatırım yapmış kişilerin panik satışına girmemeleri, kısa vadeli yatırımcıların da önemli teknik seviyelere gelmeden gün içi daily trade yapılacak dönemler değil, VYOP'ta açığa satış işlemi yapılabilir veya da
Dediğim gibi bazı sektörlere yatırım yapılabilir. Bu da tarım, tarımın yan sektörleri. Gübre olabilir, tarım zirai ilaçlama olabilir, traktör olabilir, perakende satışa dönmüş gıda olabilir, TUKAŞ, TAT gibi. Bunların da nedeni küresel iklim değişikliği, küresel ısınma ve su krizinin kapıda olması ve kış aylarının geliyor olmasına bağlayabilirim. Temel faktörler değerlendirildiği sürece. Peki o zaman bir de şöyle soralım. Şimdi Borsa İstanbul'da rekorlara koşulurken alternatifsizliği korunuyor. Güncel merkezi kayıt kuruluşu verilerine göre 7 milyon yatırımcıya ulaşıldı. Az önce siz de biraz bahsettiniz. Bu yatırımcıların %72'si 50 bin TL altında işlem yaparken yaş skalası 35 yaş altında hızlıca artıyor. Yıl sonunda Borsa İstanbul rüzgarı arkasına alarak 10 bin seviyesini test edecek mi dersiniz? Bu konuda yorumunuz ne yönde olacak? Yani 8.900 seviyesi benim hedeflediğim bir seviye. Orta ve uzun vadede görebileceğiniz. Uzun vadede miyim? Uzun vadede çok daha yüksek seviyeleri görme ihtimalimiz çok güçlü. Orta vadede 8.900'leri görmemiz lazım. Gördükten sonra bunu konuşmamız lazım. Çünkü çok da fazla bir ay kalmadı senenin bitmesine. Dediğim gibi benim öncelikli beklentim ilk başta kısa vadede bir kar satışı. 7200 seviyesinin piyasada destek oluşturması durumunda buradan alacağı destekle tekrardan yönünü yukarı çevirebilir. Ama 3 milyon TL'lik bir mevduatı olan faize yatırdığı zaman 100 bin lira faiz getirisi alıyor. Şimdi bu kişi neden garanti olan 100 bin liraya yönelmesin de Borsa İstanbul'a yönelsin veya da konuta yönelsin veya da ikinci el araca yönelsin. Zaten kripto piyasası hacim olarak düşük ve ciddi anlamda olumlu bir haber akışı gelmediğinden dolayı ve FED de daha gevşeme sinyalleri vermediğinden dolayı yukarı yönlü momentum sağlayamıyor, yukarı yönlü ivmelenemiyor. Bu yüzden birçok genç yatırımcı tecrübeli tecrübesiz Borsa İstanbul'a rağbet etti, akın etti. Yalnız halka arzlardan sonra ağzı yanan çok fazla yatırımcı var. Ben Borsa İstanbul'da yukarı yönlü algının korunduğunu, yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu söylemek istiyorum uzun vadede. Ama kısa vadede lütfen dikkat etsinler, bir geri çekilme yaşanabilir. 7200'lere doğru bir geri çekilme panik satışlarını beraberinde getirirse bu sefer 6800 seviyelerini biz konuşuyor oluruz. Senaryo tamamen başkalaşır. Ben 7200 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü algının korunduğunu, 8900 seviyelerinin de hedeflenebileceğini söyleyebilirim. Ama 7200 kırılırsa bu sefer panik satışları satışların derinleşmesine neden olabilir. Bu da 6800 seviyelerinin sene bitmeden test edilmesine, görülmesine zemin hazırlayabilir diyebilirim Öykü Hanım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcı turu haftanın önemli kriterlerinden biri. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adımları, ortodoks politikalar ve sıkılaşma mesajları, ayrıca kredi derecelendirme kurumlarından gelen kredi notu görünüm değişiklikleri ele alındığında sizce yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'a akın edecek mi? Yani rasyonel zemine dönülmüş olması, biraz daha ortodoks politikalara dönülmüş olması, faiz arttırılıyor olması, enflasyonla mücadelenin masaya tam anlamıyla yatırılıp ve bunun karşılığında bir şeyler yapılıyor olması tabii ki bir yabancı yatırımcıya sinyal çaktı tabii ki. Ama yabancı yatırımcının bizim ülkemize rağbet edebilmesi için güçler ayrılığı ilkesinin vurgulanması lazım. Parlamenter sisteme dönülmesi lazım. Bu tarzda ciddi anlamda yapısal reformlar yapılmadığı sürece yabancı yatırımcı spekülasyon amaçlı ya da holding, bankacılık gibi sektörlere orta vadeli olarak döviz girişi yapabilir ve tekrardan başka gelişmekte olan ülkelerde fırsat gördüğü zaman buradaki yatırımlarını oraya yönlendirebilir. Bizim reel sektörlere kalıcı, uzun vadeli veya da borsada işlem gören şirketlere uzun vadeli yatırımların gelebilmesi için dediğim gibi güçler ayrılığı ilkesinin ciddi anlamda vurgulanıyor olması lazım. Yargının bağımsızlığının altının çiziliyor olması lazım.
ve parlamenter sistem vurgusunun yapılıyor olması lazım. Bunlar yapılmadığı sürece biz sağdan soldan biraz swap anlaşmalarıyla, biraz işte Körfez ülkelerinden, Orta Doğu'dan anlaşmalarla, ki o anlaşmaların içeriğini tam olarak bilemiyoruz. Ya da dediğim gibi kısa vadeli ya da orta vadeli spekülasyon amaçlı yabancı yatırımcıyı çekebiliriz. Ama kalıcı yatırımların burada yapılabilmesi için, istihdamın sağlanabilmesi için vesaire dediğim olguların vurgulanması lazım. Bunlar olmadığı sürece yabancı yatırımcı önce gelir, 3 ay durur, sonra çıkar, biraz gelir, biraz çıkar, böyle gider. Peki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 21 Eylül saat 14'te açıklayacak. Ağustos ayı faiz kararında piyasa beklentisinin çok üstünde 500 bas puan artış yaparak şahin duran Merkez Bankası bu duruşunu koruyacak mı? Yani o konu hakkında çok fazla bir yorum yapamıyorum. Çünkü piyasayı şaşırtmayı seviyorlar. Bir şekilde yani bunu çok az da arttırabilirler, çok fazla da arttırabilirler. Bu işi hem teknik hem de temel anlamda uzman olan biri olarak ne söylesem olmuyor. Arttırılması gereken yere getirilmiyor ya da hiç beklenmediği bir anda çok sert arttırılışı yapılıyor. Biraz kulaklara ne fısıldandıysa o tarzda bir faiz artışı yapılabilir deyip geçeyim. Peki, Barış Bey, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Değerli izleyiciler, piyasa yönünü noktalıyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.